Bizim genelde göz banyosu dediğimiz felsefenin ise gönül okşamak, iç gıcıklamak, büyülemek, yaşama sevinci uyandırmak türünden hep olumlu duygulanımlar doğuran şeylerin ya da sanat yapıtlarının en belirleyici niteliği olarak tanımladığı şey güzellik, güzellik. Uğruna nice yiğitlerin heder olduğu, bir bakanın bir daha bakmasına sebep olan şey güzellik. Öyle Aşık Veysel'in bendeki aşk olmasa on para etmez dediği, annelerimizin çirkinliği iç güzellik diye olumladığı gibi içinden sıyrılacak kadar kolay bir kavram değil. Göreceli olmayan, evrensel olarak kabul görmüş güzellik. İç güzelliği olmayana daha çare bulunamadı. Fakat dış güzellik tartışmalarında oldukça bilimsel çalışmalar yapıldığı aşikar. Belki küçük bir şişeye doldurup ilaç diye satamadılar henüz ama saçlardan bir şekilde başladılar güzellik dağıtmaya. Kerastas eliksir, 6 mintra hacim veren güzellik spreyi güzelliklerle dolu küçük bir şişe gibi. İnce telli ve sönük saçlardan muzdaripseniz derdinize derman olacak. Günlük kullanıma uygun olması da onu kusursuz yapıyor. Uygulanması da gayet basit. İster banyodan sonra nemli saçlara, ister sabah kalkınca kuru saçlara uygulayın. Güzellik bazılarımız için gayet kolay, evet biliyoruz. Ama şimdi geri kalanlarımız için de kolaylaşacak. Evet, güzel bir soru. Biz seviyoruz böyle teknik soruları. Eşit şekilde dağılmasını istiyorsanız şöyle saçların arka kısmından başlayarak önlere doğru uygulayın. Böylece fazla kullanırsanız saçlarınızın arkasında kalır ve gün içerisinde dağılmaya başlar. Bu aslında biraz da kimyasal işlemle sizin aranızdaki bir konu. Hani biz elimizden geldiğince aracı olmaya çalışırız fakat öncelikle saç derisi ve dokunuzdaki sağlık sorunlarını hallederseniz daha kesin sonuçlar alırsınız. Ya of!